Kıyafetlerden devam ediyorum. Etmeseydik ben neyse. Roma gibi değil. Tamam. Buyurun bir bakın. Efendim bazı kaynaklara göre soğuk havalarda kullanılan bir üst giysisinin bir Eskimo dilinden doğmuş olan adı. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Böyle askeriyeyi hatırlatır, bambaşka şeyleri de hatırlatır. Askeriyeyi de hatırlatır. Hı-hı. Bambaşka şeyleri de hatırlatır. Yani soğuk havalarda kullanılan bir üst kaban giysisi. Kaban palto. Ha gayret. Parke. Parke. Parke yere döşeneni. Hayır parke. Ey mi acaba onun sonu? Parka ya. Parka. Hiç ben yokum gibi bir şey. Kafanızı takmayın oralara. Halen bir harf alma hakkınız var. 2 dakika 42 saniyeniz var. Zor olanları bitirdiniz öyle düşünün. Bundan sonrası böyle inci gibi teker teker dizilecek. Tamam. Buyurun yenisi geliyor. Soğuk meyve çorbası. Elbette çorba değil bu. Nedir bu? Soğuk meyve çorbası. Meyveden yapılıyor, soğuk tüketiliyor. Tıpkı bir çorba. Durdurayım mı? Ama bir şey gelmedi ki aklıma. Harf alalım. Almayın. Burada almayın harf. Meyveden yapılıyor, çorba gibi tüketiliyor. Yani kaşıkla filan. Yani dondurma geliyor aklıma dondurma meyve deyince. Değil. Bu çorba gibi, sulu. Ama meyve. Ve meyveden içinde yapılıyor, evet. Kuru meyveler, yaş meyveler. Özellikle kış aylarında. Harf alalım. Yapmayın. Almayın o harfi burada. Özellikle kış aylarında. Evet, yemekten sonra tatlı niyetine beraberinde. Yazları cacık, kışları. Kışları? Ya aşure geldi aklıma da aşure alakası değil, yok değil, ya. Değil, değil. Daha sulu. Daha sulu. Hoşaf, hoşaf. Hoşaf, hoşaf. 500 puan da yerinde. Çok süren bitti ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bakın eşekle olan ilişkisine dahil olmadan hemen hoşafı bildiniz. Lazım olan buydu. Hemen. Buyurun geçiyoruz yeni soruya. Doktrin kelimesinin Türkçe karşılığı efendim. Öğreti. Sizi tebrik ederim. Bu 14. gün içerisindeki en zor soruydu. Hallettiniz vallahi. Buyurun devamı gelsin. Başkaları, herkes, yabancılar. İki kelime bu anlamda kullanılıyor. Başkaları, herkes, yabancılar. Başkaları ne der? Herkes ne der? El alem. El alem ne der? Yarısını bitiriyoruz. Buyurun 7 harfli cevaplara. Tamam. Hadi bakalım. Akarsuların taşıdığı balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasından oluşan yığın. Onun batı kökenli bir adı var malumunuz. Böyle hani akarsular ne taşırlar? Döküldüğü yerde de hani şeyler oluşturur. Alivyon. İşte budur. 700 puan. Araya gireyim. Ritminizi bozmak istemiyorum. Hı-hı. Ama bir küçük açıklamam olacak. Buyur. 1 dakika 24 saniyemiz, evet, kaldı. 1,5 dakika arttırmıştı Berk Bey. Yani artık o harf hani alalım, evet ya, bir harf alabiliriz diyorduk ya, alamayız. Alamayız. Tamam. 9600'e koşmamız gerekiyor.